Evet, merhaba sayın anne ve babalar. Bu en son bu YouTuber'larla ilgili çektiğim, sizleri bilgilendirme amacıyla çekmiş olduğum videolarda hep gördüğünüz gibi telifler geldi. Tabii ki bu telif, yani haksız telifler, oradaki çekmiş oldukları videolardaki bu yanlış hareketlerini, küfürlerini, bu cinsel içerikli videolarını bu videolarda eleştirdim. Ve bununla ilgili de gördüğünüz gibi telifler hemen geldi. İtiraz ettim. Onaylanmadı. Önce bir tane video çektim. Daha geniş bir videoydu. Bunun içerisinde görüntülere vardı, videolara vardı. Ona hemen telif attılar. Tabii ki gösterimden kalktı. Bu telif hakkı da çok enteresan bir şey. Sonrasında bir tane daha çektim. Burada sadece ses vardı. Bu sefer sesi bahane ederek ona tekrar telif attılar. Şimdi bu çekeceğim videoda da kafalarla ilgili de çektim. O da aynı şekilde. Bu çekeceğim videoda da ne ses var ne görüntü var. Sadece şunu yapmanız yeterli arkadaşlar. Google'a ya da YouTube'a Simsimi ile laf atmaca. Yanına da Enes Batur yazıp aratıyorsunuz. O videolar karşınıza geliyor. Veya Enes Batur küfür yazıyorsunuz. Yine karşınıza geliyor arkadaşlar. Sayın anne babalar. Şimdi bu kadar basit. Yani başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Buradaki olay şu. Bu kişiler bu çocuklara verdikleri zararı engellemek. Videolarını artı 18 koysunlar. İstedikleri gibi hangi videolar yayınlıyorlarsa, ne kadar küfür ediyorlarsa yapsınlar. Bu videoları mesela Simsimi ile atışmaca videosuna bakarsanız orada yok ananın bilmem neresine şu girsin, bilmem neresine patlıcan girsin, şu oldu bu oldu, yok sana verirdim bilmem ne yapmazdım. Şimdi bu niye tehlikeli, niye bu kişiler? Çünkü bu kişiler 8 ve 16 yaş aralığındaki çocuklara aboneleri. Bakın videolara bakın, buluşmalarına bakın. Bu kişilerin şeyleri bu. Aboneleri bu. Bu yaş aralıkları. O yüzden çok tehlikeli. Yoksa artı 18 olsa sorun yok. İstediği, yani artı 18 yaşındaki insan çok da fazla yani etkilenmez. Ama bu yaş altı bir eğitmen olarak bu çok tehlikeli. Bu tehlikeyi sadece dikkat çekmek istiyorum. Onun haricinde ne yapmış, kim yapmış? Tabii bununla ilgili mesela yazıyorum, yine oradaki çocuklar bana tepki gösteriyorlar. İşte ne yapmış da bilmem ne de. İşte ne olur da falan diye. Yani çocuklar bunları şu anda zaten anlayamazlar. Anlasalar zaten seçerler. Seçim yaparlar. Seçim yapamadıkları. Onların şu anda onların tarzları hoş geliyor. Mesela ilk videolara girişleri bile böyle kafa atma küt falan filan bu şekilde böyle enteresan, ilginç. Hep tehlikeli şeyler bunlar. Kafalarda da öyle. Bunlar yaşandı. Oradaki köle oyunu. Köle oyununu sınıfta, okulda uyguluyorlar ve problem yaşıyorlar. Acımak yok, bilmem ne yok. Yapmadın mı tokat at. İlla her dediğini yapacaksın. Böyle kötü kötü oyunlar. Bunlar örnek alınıyor. Yoksa başka, benim işim farklı, kulvarım farklı. Sadece ve sadece çocuklarımızı koruyalım. Bir eğitimci olarak bunu kendime görev bildim. Çocuklarımızı bu işlerden koruyalım. Bu arkadaşlar da artı 18 ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ama güzel şeyler yapsınlar. Mesela o kadar eleştiriliyorlar. Eleştiriliyorlar yani. Mesela Beyaz TV'de eleştiri yapıldı. Sonrasında Altın Kelebek ödülü verildi araştırmadan. Sonra tekrar çocuklara örnek, kötü örnek oluyorsun diye elinden aldılar tekrar. Bu kadar eleştiriyor ve bu videolar hala kanalında duruyor. Niye? Çünkü geri getiriyor. 5 milyon 900 abonesi var. Şeyli görüntülerimiz var. 5 milyon 900 mü küsür. Yani olmaz. Anne babaların hakları üzerinizde. Bu kul hakkıdır. Yani biraz vicdan, biraz Allah kitap tanıyorsanız bu işlerden vazgeçin. O videoları silin. Güzel şeyler yapın. Daha güzel, neşeli, eğlenceli şeyler yapın ya. Yani daha güzel bir şeyler yapın. Faydalı olun insanlara. Faydalı olun. Bu insanlara zarar vermeyin. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Lütfen. Yapmayın. Güzel güzel videolar yapın. Anne babalar, herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü bir kişinin bilinçli olması yetmiyor. Ben bilinçliyim ama benim çocuğumun sınıfındaki anne baba bu konuyu bilmiyor. Bilinçsiz. Ne oluyor?
O çocuk seyrediyor. Bu sefer ne yapıyor? O seyrettiklerini sınıfta uyguluyor. Söylüyor kullandıkları. Ya çocukların hep ağzında o çocuğu, bilmem ne çocuğu, o çe. Böyle garip garip şeyler. Yani kelimeler, garip garip ifadeler, garip garip oyunlar. Yani böyle bir şey nereden? Bu challenge. Ya yok böyle bir challenge. Challenge'lar çıktı şimdi de işte. Yaparsın, yapamazsın. Ya çok enteresan, ilginç şeyler. Yok şu, yok kölelik oyunları, bilmem neler. Yani başka bir şey kalmadı mı yani çocukları bu şekilde? Artı 18 koyun diyorum bakın. Artı 18 koyun, hiçbir sözüm yok. 18 yaşındaki insanlar kendilerini yetişkin insanlardır, bilir. Evet, yine sizi örnek alıyorsa onların kendi sorunları. Ama çocuklara uzak durun çocuklardan. Çocuklardan uzak durun. Bu videolar onlar için zararlı. Yani eğitimciler, psikologlar, bunlara da sesleniyorum. Yani hiç kimse mi görmüyor bunları? Yoksa sessiz mi kalıyor? Zararlı şeyler bunlar. Çok kötü. Gençlik ya, ben bir Türk evladıyım. Türk vatandaşıyım. Benim gençliğimi, benim geleceğimi zehirleyemezsiniz. Zehirleyemezsiniz. Bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz bunlar. Siz nasıl zehirlersiniz 3 kuruş kazanacaksınız diye? 3 kuruştan fazla da. Yani niye böyle bir şey amacındasınız? Siz de bu vatanın evladı değil misiniz? Lütfen yaptığınız yanlıştan dönünüz. Evet, anne babalar dikkat ediniz. Dediğim gibi arama yapın. Simsimi ile laf atmaca Google'a veya YouTube'a yazın. Yanına da Enes Batur yazın. Göreceksiniz. Veya Enes Batur küfür yazın. Göreceksiniz. Yani çok kötü. Çok kötü. Ha, yanlış yapmış. Okey. Sil o zaman arkadaşım o videoları. Bundan sonraki çocuklar izlemesinler onları. Sil. Güzel güzel. Belli bir de yine şey almışsın. Ünlenmişsin. Sil. Bundan sonraki videolarında küfür etme. Bu cinsel içerikli şeylerden vazgeç. Bu saçma sapan oyunlardan da vazgeçin. Çocuklara bir şey yaparken sorun. Bir psikologlara danışın. Bunu yapsak nasıl olur? Ondan sonra yapın. Ya da çok kolay. Artı 18. O bak videoda var. Artı 18. Yani yetişkin. Orada videoda var. Şeylerin videoları yüklerken görürsünüz o seçeneği. Ya da öyle bir şey yapın. Lafımız sözümüz yok. Kimseye lafımız sözümüz yok. Bunları da denetleyecek de ben değilim. Ben sadece bir eğitmen olarak, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, bir Türk evladı olarak, bir Türk eğitimcisi olarak bunların yanlış olduğunu söylüyorum. Bunlar çocuklara zarar veriyor diyorum. Anne babalar da çocuklarınızı kontrol edin. Böyle video çeken çocuklarınıza da söyleyin, ya bu şey olur mu? Ayıp ya. Bize yakışmaz bu. Kaldır onu oradan. Bizim annelerimize yakışmaz bize deyin. Kaldır oğlum onları çabuk. Kızım kaldır oğlum videoları çabuk. Böyle şey olur mu? Nasıl olur? Hak hukuk var. İnsanların hakları geçer. Çok kötü. Kaldır bunları oradan. Deyin bunları. Bakın, bunları deyin. Hemen böyle içeriğini bilmeden savunmaya geçmeyin. Deyin bunları. Yani siz ve empati yapın. Sizin çocuğunuz bunlara maruz kaldığını düşünün. Çok kötü. Son olarak bir daha söylüyorum. Artı 18 koyun ya da bu videoları silin. Kendinize çekidüzen verin. Benim bu çektiğim bu videoda da herhangi bir şekilde asla normalde atamazsınız. Ama yine telif yine atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Beni bu şekilde engelleyebilirsiniz. O da problem değil. Ama bunu gören birileri var. Bunu gören Allah var. Bunların haklarını ödeyemezsiniz. Ben sadece bu kadarını söylüyorum. Diğeri size ait. Sizin vicdanınıza ait. Ama şunu da söylüyorum. Bu dünyada insanlar yaptıklarını görmeden bu dünyadan ayrılmazlar. Bunlara da emin olun. Yarın bir gün sizin de çocuğunuz olacak. Bunları da sakın unutmayın. Bu kadarını söylüyorum. Anne babalara da son bir mesajım. Çocuklarınızı kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle kontrol altında tutun. İyi günler diliyorum.